Kamu emekçileri ve emekliler olarak bugün ülke genelinde alanlardayız. Alanlardayız. Çünkü bu ülkede emeğiyle geçim mücadelesi verenler olarak tarihimizin en karanlık, en zorlu süreçlerinden birini yaşıyoruz. Alanlardayız. Çünkü bu ülkede yıllardır kamu emekçisi, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisiyle milyonlar olarak her geçen gün daha fazla yoksullaştırılıyoruz. Sektörler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar, çarklar dönüyor. Bu sözler mevcut sistemde kimlerin baş tacı edildiğini, kimlerin ise yok sayıldığının açık bir itirafı olarak tarihe geçmiştir. Evet, çarklar yıllardır dönüyor ama o çarklar halkı, emekçileri yoksullaştırmak, işsiz bırakmak, bir avuç zengini daha zengin etmek için dönüyor. Çarklar düşük gösterilen TÜİK enflasyonu ile halkın, emekçilerin cebinden alıp bir avuç patrona, yandaşa aktarmak için dönüyor. Dolayısıyla tekrar altını çiziyoruz. Yıllardır bu ülkeyi yönetenlerin kısa vadede de, orta vadede de, uzun vadede de tek bir programı vardır. O da emeğiyle geçinenlere ve halka dayatılan köleliğe ve yoksulluğa uyum programıdır. Attıkları her adımda işte bu köleliğe ve yoksulluğa uyum programını hayata geçirenler iki tablolu bir ülke yaratmıştır. Geldiğimiz noktada Türkiye'de iki tablo ile karşı karşıyayız. Birinci tablo faizden, ranttan, emek sömürüsünden beslenen bir avuç asalan ve arkasındaki iktidarın tablosudur. Bu tabloda bir avuç iktidar eliyle beslenen kesimler vardır. Bir taraftan emek sömürüsü, diğer taraftan vergi afları, muafiyetleri, teşvikler, ihaleler, döviz endeksli hazine garantileriyle semirdikçe semiriyor servetine, servet katan bir kesim var. İkinci tablo ise onlar zenginleşirken her geçen gün daha fazla yoksullaştırılan, güvencesiz hale getirilen milyonların tablosudur. Sefalete rağmen gözümüzün içine baka baka iktidarımızda işçiyi, memuru, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik, nutukları atmaya devam ediyorlar. Oysa bizler bu ülkenin kamu emekçileri, emeklileri olarak artık yoksullukta, sefalette eşitlenmek değil, hak ettiğimiz refahta birleşmek istiyoruz. Bizleri yıkan yeni paketler aşmaya devam ediyor. İstakoz yedikleri masalardan, meclis bahçesinde düzenledikleri kebap partilerinden fotoğraf paylaşanlar, yoksullaştırdıkları milyonlara utanmadan kemer sıkın diyorlar. Her zaman olduğu gibi karlarını dörde beşe katlayanlara siz de biraz tasarruf edin demek akılların ucundan bile geçmiyor. Muafiyet ve istisnalarla çalıştırdığı asgari ücreti kadar bile vergi vermeyen firmaların, şirketlerin faizden, ranttan, döviz endeksi hazine garantilerinden beslenen takımın sırtı tükettiğimiz her şeyden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesini, gelir vergisi birinci dilim oranı %15'ten %10'a düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşların ücretlerin birinci vergi diliminden sabitlenmesini, iktidarın tek taraflı olarak çıkardığı yasalar değil, konfederasyonların, sendikaların, kamu emekçilerinin söz ve karar sahibi olacağı demokratik bir çalışma yaşamı istiyoruz. Tüm kamu emekçilerini, emeklileri yıllardır hepimize kaybettiren bu yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek mücadelesinde omuz omuza vermeye çağırıyoruz.